Neden çok yoğun? Açıkçası vatandaşlık müracaatı için kişisel olarak Türkiye aynı zamanda Avrupa'ya açılan bir kapıcı. Yatırım yaparak alabileceğiniz vatandaşlık. Ümit 2013'ten beri yabancı hukuku üzerine oturma izni, çalışma izni, vize ve vatandaşlık konularında hizmet veriyoruz. Türkiye'de vatandaşlık alma şartları nelerdir? Türkiye'de vatandaşlık almak için birkaç adımımız var. İlk en hızlısı 250 bin dolarlık konut alımı üzerine olan vatandaşlık başvurusumuz var. Onun haricinde 500 bin dolarlık yatırım, nakit yatırım banka hesabına 3 yıl boyunca ya da 500 bin dolarlık ticari yatırım, sanayi yatırım, fabrika vesaire olabilir. O şekilde yatırım yaparak alabilirsiniz. Bu şekilde yüksek getiri şekliyle yani parasal anlamda yatırım yapmak için yatırım yaparak alabileceğiniz vatandaşlık. Burada İstanbul Ticaret Odası ve Göç İdaresi ortaklığıyla Dünya Ticaret Merkezi'nde hazırlanan bir ofis aracılığıyla yapılıyor. Yaklaşık 3-4 ay içerisinde vatandaşlığınızı alıyorsunuz. Onun haricinde evlilik yoluyla evlendiğiniz tarihten itibaren 3 yıl boyunca düzenli oturma izni alarak vatandaşlık alabilirsiniz. Ya da 8 yıl oturma izni alabilirsiniz. Normal kısa dönem oturma izni alarak vatandaşlık alabilirsiniz. Ya da 5 yıl çalışma vizesi, çalışma izni alarak sigortanızı kesintisiz ödeyerek vatandaşlık alabilirsiniz. Yani böyle bir evi satın aldığımız gibi vatandaş olabiliyoruz. Böyle bir 5 yıl falan bekleme süresi yok ülkede. Eğer ki 250 bin dolarlık ekspertiz raporu varsa evin evet. Ve evi 2019 olması gerekiyor. 2019'dan sonra, 2019 Eylül'den sonra aldıysanız vatandaşlık alabiliyorsunuz. Peki bize vatandaşlık talebi nasıl ülkemizde? Çok fazla oluyor mu? Yani vatandaşlık talebi ülkemize özellikle Arap ülkelerinden çok yoğun. Zaten sanıyorum 2021 verilerinde de en çok konut yabancılar satın almış Türkiye'de. Ciddi anlamda Arap, işte Katar, Lübnan, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan ve benzeri Arap ülkelerinden ciddi anlamda talep var. Çünkü Türkiye aynı zamanda Avrupa'ya açılan bir kapı. Türk pasaportu çok kolay, Schengen ve Amerika vizesi aldığı için Arapların kolaylıkla alamadığı vizeleri pasaport alabildiği için çok daha fazla tercih ediliyor. Onun haricinde Kuzey Afrika'da, işte Asya'da, Güneydoğu Asya'da yine dediğim gibi özellikle Schengen ve Amerika vizesi için talepte bulunmak için çok fazla Türk pasaportu almak isteyen, Türk vatandaş almak isteyen yabancı oluyor. Türkiye'de vatandaş olmak için hangi belgelere ihtiyacımız var? Türkiye'de vatandaş olmak için eğer evi aldıysak, yani ev alacaksak, konut edinme ya da ticari anlamdaysa bununla ilgili ekspertiz belgelerine ihtiyacımız var, uygunluk belgelerine. Onun haricinde açıkçası vatandaşlık müracaatı için kişisel olarak ihtiyacınız olan belge sadece pasaportunuz, fotoğrafınız, işte belki doğum ve evliyseniz eşin evlilik belgeniz, işte çocuklarınızın nüfus kayıt örneği gibi belgeler yeterli oluyor. Onun haricinde vatandaşlığa hak ediş şeklinizi gösteren belge gerekiyor. İşte konut olabilir, çalışma olabilir, uzun süreli Türkiye'de ikamet olabilir. Ne yaptıysanız, ne şekilde hak ettiyseniz ona istinaden ev yükleyerek bildirerek yapabilirsiniz.